Karakter programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konukları Bursa Kanser Derneği Kurucu Başkanı Aysun Arslan ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkanı Şerafettin Torun. Bursa Kanser Derneği'nin çalışmalarını değerlendireceğiz kendileriyle birlikte. Ama öncesinde ben Ramazan ayının hepimize sağlık, huzur, barış getirmesini diliyorum. Ve mübarek olmasını diliyorum. İnşallah nice Ramazanlara diye de eklemek istiyorum. Evet, hoş geldiniz yeniden programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Aysun Hanım. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajınız olacaktı. Öncelikle onu alayım istiyorum. Evet, onu iletelim bizler de. Ramazan ayına girerken herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde güzel bir bayrama erişmeyi ve bayram geçirmeyi nasip eder Rabbim bizlere. Bunun öncesinde de tabii şunu da iletmeden geçemeyeceğim. Hastalarımızda işte kendi istekleriyle oruç tutmak isteyen veya bunu arzulayan hastalarımıza özellikle iletmek istiyorum. Bunu eğer hekimlerimiz istemediyse, hekimlerimiz oruç için bir onay vermediyse lütfen bunu yapmasınlar diyerek söze başlamak istiyorum ben. Evet, bu da çok önemli bir mesajdı aslında. Kesinlikle. Evet, ibadetlerimizi tabii ki hakkınca yerine getirmek istiyoruz ama sağlığımızı tehdit edecek şekilde de kesinlikle bir davranışta bulunmamak gerekiyor değil mi? Bir gerçeğimiz de var ki zaten ibadetimizde vücudumuzu zorlayarak bunu yapmamalıyız. Yani evet. Önce kendimize eziyet etmeyeceğiz. Çünkü zaten ibadetimizin içerisinde bu yok. Yapabiliyorsak, gücümüz yetiyorsa ibadet konusunda da Rabbimizin bize sunduğu güzellik ve esneklikler var tabii ki. Ama yapamıyorsak da bunu da zorlamanın bir anlamı yok. Ve özellikle hekimlerimiz istemediyse, kendi hekimi bunun için onay vermediyse lütfen yapmasınlar. Çok önemli bir duyuruydu. Bunu da paylaşmış olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun. Buradan bütün Müslüman halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan gelene kadar en azından kendilerine iyi bakmalarını diliyorum. Huzurlu, sağlıklı şekilde bir Ramazan geçirmelerini, barış içerisinde bir Ramazan geçirmelerini diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum burada. Amin inşallah. Bizim çok de güzel dilekler. Kanser Derneği'nde yerimizle yine diyoruz. Güzel bir çalışmalarımız var sürecimizde. Anlatacağız onları da inşallah. Evet, madem Kanser Derneği dedik hemen başlayalım istiyorum. Çünkü aslında bir saatlik programa da sığmayacak. Çalışmalarınız, etkinlikleriniz, bundan sonraki projeleriniz zaman kaybetmeyelim istiyorum. Tabii ama ki. Öncesinde Aysun Hanımcığım, hani tarihçesi dersek kuruluş amacı. Çünkü bildiğim kadarıyla siz kurucu başkanısınız ama bildiğim kadarıyla hiçbir kanser hastası yakınınız sebebiyle böyle bir derneği kurmadınız. Kurmadık. Nereden çıktı bu fikir? Şöyle söyleyelim, zaten Onkoloji Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi biliyorsunuz kanser hastalığında tedavi hizmeti veren bir kuruluşumuz. Evet. Ve baktığınızda orası sizin bir aileniz gibi. Yani içerideki insanlarla herkesle aile gibi yaşam koşulları içerisine girmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte nasıl girdik biz dernek çalışmalarımıza? 2016 yılında Onkoloji Hastanesi çalışanları arkadaşlarımızla birlikte girdik biz bu çalışmaya. Evet. Kolay olmadı aslında ama neden böyle bir çalışma içerisine girdik? Hastanede çalışan çalışma arkadaşlarımızın hepsi uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren arkadaşlarımız. Öyle oluyor ki o koridorlarda acısıyla tatlısıyla herkesle yüzleşebiliyorsunuz. Ne kadarına yetebilirim diyorsunuz, ne yapabilirim diyorsunuz. Hep bu duygu ve empati içerisinde yaşam koşullarıyla onlara ortak oluyorsunuz aslında, farklı bir şey değil. Birçok sıkıntılarıyla yüzleşince yol parası sıkıntıları, ilaçlarını alamayanlar. Tabii birebir her şeyde şahit oluyorsunuz tabii değil ki, mi? Tabii ki. İlaç, düşünün ki ilaç yüzdesini ödeyemeyecek durumda olan hastalarımız var. Yani yol parasını veremediğim takdirde tedavisine gelemeyen hastamız var. Bununla birlikte hastalığın getirmiş olduğu maddi manevi sıkıntılar içerisinde işte çocukları bile eğitim hayatını bitirerek son veren aileler var. Günlük oraya geldiğinde gününü aç geçiren, yani yemek yiyemeyen, tedavi amaçlı orada olmak zorunda ama sonuç itibarıyla parası yoksa karnını da doyuramayan birçok insanla her şekilde, her koşulda karşılaşan insanlarız. Bunu sadece kendi şahsım adına biçmiyorum. Oradaki çalışan birçok insanlar bu duygular içerisinde, herkes el birliği içerisinde. Bu sahada o insanlar için her şeyi yapmaya gayret gösteriyor zaten. Hekimimizden tutun,
başhekimimizden tutun idaremizden en aşağıdaki personel kadromuza kadar zincirleme bir şekilde yeri geliyor yemekhaneden dışarıya yemek taşıdığımız hastalarımız bile oluyor ki yeter ki karnını doyurabilsin en azından bu koşullarda. Bu duygu ve düşüncelerle girdik bizler yola. Yani kurum olursak daha rahat bir şekilde daha çok kitleye hitap edebiliriz düşüncesiyle çalışma arkadaşlarımızla böyle bir yola girdik 2016 tarihinde. Daha çok yeni emekleme çağında olan bir derneğimiz. Ama şuna da inanıyorum ki 2 yıl içerisinde de güzel şeylere imza attığımıza Şimdi, da evet, inanıyorum. O noktada ben hemen bir ilave yapmak istiyorum. Çünkü yakından takip ettiğim için sizleri zaman kısa olabilir belki. Ama ne kadar dolu olduğu çok önemliydi evet. Burada. Ve ben de takip ettiğim kadarıyla ki kaçırdığım birçok aslında yapmış olduğunuz etkinlik proje de vardı. Gerçekten hakkınca yerine getiriyorsunuz. Evet. İyi ki de böyle bir alanda var olmuşsunuz diyorum. Ben öncelikle Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık anlamında hizmet veren özellikle bu ayda çünkü çok kutsal mesleklerden bahsediyoruz. Evet. Temizlik personelinden başhekimine kadar herkese memurundan hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum teşekkür buradan da. Inşallah. Allah gayret kuvvet versin, sağlık versin ki onlar evet. Görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilsinler. Kesinlikle çünkü çok büyük bir görev, çok büyük bir sorumluluk. Yani hastane içerisinde sahada karşılaştığımız insanlarla o kadar hassasiyetlik boyutundayız ki incitmemelisin. Yanlış anlaşılmamalısın, doğru ifade etmelisin veya sen doğruyu söylediğinde o anki durumuyla seni doğru anlayamıyor olabilir. Tabii bir de öyle bir durum da var değil mi? Şimdi tabii çok ki, hassas oldukları bir dönem aslında. Kesinlikle söyleyeceğiniz cümleyi belki kaç kere düşünüyorsunuz da ondan sonra dile getiriyorsunuz. Hani aman kırılmasın, yanlış anlamasın. Acaba yanlış anlaşılır mıyım düşüncesiyle değil mi? Kesinlikle ve bu sahada bir de şöyle bir şey de var. Evet. Hastalık evresinde hastanın yaşamış olduğu bir evre var. Onunla birlikte hasta yakınları da girmiş olduğu çöküntülerle psikolojik dengeler değişebiliyor. Evet. Yaklaşımı çok farklı olabiliyor. Bakış açısı pencereden. Size olan yaklaşım bile değişiyor. Bazen hastane koridorundan o kapıdan içeriye girerken sanki o hastalığın sebebi bizmişiz gibi davranan insanlarla bile karşı oluyor, karşıya gelebiliyoruz. Aslında. Yani isyan boyutunda bu tür şeyler yaşanabiliyor ama meşakkatli bir yol. Yani hı hı. Tedavisi uzun süren meşakkatli bir yol. Yani bu konuda bizler de onlara anlayış göstermekten başka hiçbir şeyimiz yok tabii ki. Evet, bir de şöyle bir eksiğimiz buyurun. Var. Bunu dile getirmeden geçemeyeceğim. Hastanede bütün hastalarımıza psikolojik destek sağlanabiliyor. Yani bu hastalık evresinde psikolojik destek sağlanabiliyor. Ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hasta yakınlarımızın da bu konuda gerçekten desteğe ihtiyaçları var. Yani o aileye girdiği zaman birçok denge değişiyor. Çalışma koşullarından tutun normal hı hı. Sosyal hayatlarına kadar her şeyine kadar bu hastalık etkiliyor. Bu koşullarda sadece hastaya işte hastalık evresindeki mücadele, yaşam koşulları verilirken bunlarla birlikte hasta yakınlarına da bu konuda destek sağlanmalı. Evet kesinlikle ve hani bahsettiğiniz şey yine çok önemliydi. Üzerinde vurgu yaptığınız nokta bu sadece hastanın yaşamış olduğu bir süreç değil. Kendi ailesi başta olmak üzere iş ortamı, çevresi, akrabaları, komşuları herkesi o kadar yakından ilgilendiriyor ki burada ele alınması gereken hep biz de programlarda üzerinde özellikle durmaya çalışıyoruz. Sadece hasta değil, hasta yakınlarının da burada moral ve motivasyonu için destek alması çok önemli. Kesinlikle. Ama belirttiğiniz gibi özellikle psikolojik destek mutlak ve mutlak verilmeli diye düşünüyoruz biz de. Siz sadece yeterli olmadığından bahsettiniz. Evet, yani hastane içerisinde veriliyor. Hastalarımıza bununla evet. ilgili bir destek çalışması var, yok değil. Ama sadece hastayla kısıtlı kalmamalı. Yani bunu sadece hastaneye biçmek de doğru değil. Çünkü üstesinden gelebileceği bir potansiyel bir sayı değil bu yani. Tabii ki. Hastaneye başvuran bu pozisyondaki hastaların hepsine bir kişinin veya iki kişinin hizmet etmesi de çok zor. Devletimizin bu konuda duyarlılık göstererek biraz daha bu sahayı genişletmesi o insanlar için daha büyük bir destek olacaktır diye düşünüyorum. Yani bazı ortamlarda biz moral programları yaparken ben onları aileleriyle birlikte o programa dahil edemiyorum. İşte ben çocuğumla birlikte halen o sahaya girmeye hazır değilim. İşte çocuğum halen bunu kaldıramıyor, kabullenemiyor. Orada kanser ismi geçecek mi?
veya kanserle ilgili herhangi bir şey geçecek mi? Demek ki evresin o kadar ağır yaşıyor ki, yani hasta daha bilinçli, daha dimdik, yakınları için ayakta durma zorunluluğunu kendinde hissedebiliyor. Ama gel gör ki yakınları buna halen daha hazır değiller. Oradan baktığımız zaman pencereden, demek ki bu konuda gerçekten büyük eksikliklerimiz var. Burada ben şu anda kendimi gerçekten hastanede çalışan bir hekim yerine koyuyorum, bir memur yerine koyuyorum. Evet, birebir muhatap olduğunuz belki sadece hasta gibi gözükse de aslında yanında ailesi, çevresi ya da arkadaşları, bunlarla da işte o iletişimi kurmak, kurabilmek sadece, ama şunu da bilmek gerekiyor herhalde. Zorluklar, hastalıklar, zor zamanlar hepimiz için. Evet. Ama bunlarla da mücadele ederken hepimiz bir kere öncelikle empati yapmayı bileceğiz. Bunu doktorlarımız olsun, sağlık personelimiz olsun, bizler de çünkü gözlemliyoruz. Artık hastanelerimiz eskisi gibi değil. Değil, evet. Bundan önce, yıllar öncesinden bahsediyorum, 20-30 yıl önce çok daha farklıydı. Şu anda baktığınızda çok daha gerçekten empati yapabilme becerisi olan personel var karşımızda. Ama vatandaş olarak bizler de kendimizi oradaki doktorun yerine koyabilirsek eğer, çünkü kaç tane hastayla, bir tek hastasız siz değilsiniz. Kaç tane hastayla uğraşıyor günlerce ve bu insanın bir özel hayatı var, bir özel yaşantısı var. Ailesi, kendi sıkıntıları, problemleri gibi gibi. Kesinlikle. Burada hep karşılıklı anlayış aslında, değil mi? Kesinlikle. Yani bu konuda evet, dediğim gibi bazen içeriye girdiklerinde kapıdan içeriye. Evet. Sanki başından gelen olayı bizler sağlamışız gibi. Yani bizim yüzümüzden olmuş gibi bir bakış açısıyla gelen insanlar bile var. Ben niye buradayım? Tek şeklinde tepki gösteren insanlar da var. Bunun aceteliğini ya hekimden çıkartıyor ya çalışan diğer arkadaşlardan çıkartabiliyor. Evet. Olmaması gereken şeyler, ama maalesef ki yaşayabildiğimiz istisnai durumlardan bir tanesi de bu tabii ki. Şu duyuruyu yapmak istiyorum. Özellikle vatandaşlarımıza lütfen, bizim sağlık personelimiz hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Bir doktor, bir hemşire ya da diğer memurlardan bahsedelim. Hakikaten kolay yetişmiyor bu insanlar ve biz eğer onlara gerektiği şekilde gerçekten yaklaşırsak, zaten onlar bize hizmet etmeye her zaman hazırlar. Yeter ki bu güzel saygı, sevgi çerçevesi içerisinde bu anlayışta olalım diyorum. Kesinlikle. Evet, şimdi Şerafettin Bey'e dönmek istiyorum. Sizin de dernekle tanışmanız nasıl oldu Şerafettin Bey? Öncelikle ben eşinize rahmet diliyorum. Tüm hayatını kaybetmişlerimize bu mübarek günde. Allah rahmet eylesin. Eşim de kanser hastası oldu. Gittiğimizde bir anda kanserin nasıl geldiğini anlayamıyorsunuz. Bir anda çıkıyor. Eşim rahatsızdı. Sürekli ufak öksürmeleri, mide bulantıları vardı. Doktora gittik ve kanser olduğunu öğrendik. Biz böbrekler diye gittik ama kanser olduğunu öğrendik. 5 sene boyunca Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ndeki personelle, yani Aysun Hanımlarla, Sayın Başkanım gibiler, neredeyse personel gibi olduk. Ki ben bunu anlatırken, eşimin 5 sene oraya gidip gelirken, bugün hastasını onkoloji hastanesine götüren insanlar için şunu tavsiye etmek istiyorum. Size samimi söylüyorum. Eğer biz orada personelle gerçekten görevini yapıyorlar, doktoru, evet, güvenliği, hasta personeli, hemşiresi, herkes bizim hastamız için paramparça oluyor böyle. Ona bir şey olacak diye, onu kırmamak için. Ama biz toplum olarak, demin Ayşe Hanım'ın dediği, sanki onlar bizi hasta etmiş gibi orada, evet, saldırgan davranıyoruz. Bunu yapmamak lazım. Bunu yapmamak lazım. Oradaki insanlara, eğer hastamızın iyileşme konumunda veya tedavi gördüğü konumda huzur bulmasını istiyorsak, bizim yardımcı olmamız lazım, orada bizim de hizmet etmemiz lazım. Ben bunu insanlara tavsiye ediyorum, oradaki insanlara iyi davransınlar. Çok büyük hakları var, gerçekten bize çok büyük hakları var, gece gündüz. Ki bizim hikayemiz biraz daha şey, ki 3 çocuğum var benim. Allah bağışlasın. 2 kız, bir oğlan, 3'ünü de eşim sağken evlendirdik. Dedik ki işte, eşim diyordu ki, yeter ki ben göreyim diye. Biz, Cenab-ı Allah nasip etti, kısmet etti. Ve orada ufak bir hikaye var, onu da anlatmaktan geçmek istemiyorum. Eşimi ambulansla götürdük, yani diyebilirim, hastaneye. Hastaneden kız istemeye gittik.
Böyle. Aynen o şekilde böyle kız bir istedik. Durum içerisinde. Aynen. Şimdi işte annelik yine başka işte bir şey değil mi? İstiyordu. Annelik evet. Böyle bir şey. Ve ben kanserle eşimle tanıştım. 5 sene boyunca size samimi söylüyorum, hasta olmamak için kendimi sıkıyordum. Gerçekten de 5 sene boyunca en ufak bir başım dahi ağrımadı. Taşıdım, götürdüm, getirdim. Çok ciddi rahatsızlıklar çekti. Burada ben kanserle tanıştığım gibi eşimin ölümünden sonra da dernekle tanıştım. Açın Onlar Derneği'ni kurmuştum. Ne düşündünüz? Kurmuştum. Yani ne yapmak istediniz? Şunu söylüyorum ben size. Oradaki demin Açın Hanım anlattığı insanların çektiği çileyi, sıkıntıları, onları hep ben yaşadım. Sabahın 6'sında gidip orada hasta götürüp şeye başlıyoruz orada. Tedaviler başlayacak, sıralara giriyoruz. İşte ihtiyacı olanlar, parası olmayanlar, o kadar çok insanla karşılaştım ki, o kadar sıkıntılarını gördüm ki o insanların. Ve bunları gördükten sonra da kesinlikle geride duramadım. Ayşun Hanımgil, o çalışanların bu derneği kurmuşsalar benim bu dernekte olmam lazım arkadaş. Benim o insanlara hizmet etmem lazım. Bundan sonra kendilerine biz hasta demiyoruz, gönül çiçekleri diyoruz. Evet, ondan ve da bahsedeceğiz. Aynı zamanda gönül erkeklere dostları, gönül dostları, çiçekleri. Diğerlerine gönül çiçeklerimize hizmet etmem lazım diye düşündüm. Ve burada yola çıkarak hizmete başladık. Başkanım sağ olsun derneğe geldik. Başkanım da bizi göreve aldı. Onur duyarım dedi. Biz de geldik göreve başladık Aysun Hanım'la. Bize sosyal sorumluluk, sosyal projeleri verdi. Ve hizmet etme projelerini bize verdi. Biz de diyebilirim ki size derneğe geldiğimizden beri yaptığımız her çalışmayı, projeyi başkana sunuyoruz. Başkanımız da kabul ediyor ve çalışmalarımızı hastalarımıza yönelik yapıyoruz. Onların gezilerinden tutun da işte moral gecelerine varana evet, kadar. Evet, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi neler edeceğiz. Yapıyorsunuz diye ama hemen öncesinde şunu sormak istiyorum tekrar başkanımıza. Aysun Hanım şöyle üyelerinizden bahsedecek olursak dernekte kimler var? Kaç kişiden oluşuyorsunuz? Meslekleri nelerdir? Yani herkes sizin gibi hastanenin içerisinde personel mi? Biraz bunlardan konuşalım. Tabii ki. Sonrasında çalışmalara dönelim istiyorum. Tabii ki. Toplamda 50 kişiyiz. Yani yönetim 16 kişi ve bir diğer kalan kesimde üyelerimizden oluşuyor. Hepsi hastane içerisinde olmamak kaydıyla doktorumuzdan hemşiremize, dışarıda işte birçok kurumda bulunan arkadaşlarımız var. Belediyede çalışan arkadaşımız da var, TV'de çalışan arkadaşımız da var. Herkese kapımızı açtık. Hemşeri dernekleri gibi çok kalabalık bir dernek değiliz. Zaten bunu da istemedik. Bizler istedik ki biz sonuçta 81 ilin 81 vatandaşına hizmet veren, kucak açan, onların sıkıntılarıyla yüz yüze gelen bir derneğiz. İstedik ki bizim içimizde de bu insanlara destek olabilecek, yardım edebilecek, gerçekten gönüllülük çerçevesinde koşabilecek. Şerafettin Bey gibi, evet ben de bu sahada yer almak istiyorum, ben de yardım etmek istiyorum diyerek yüreğiyle gelen insanlar olsun istedik. Ve öyle de nihayetinde. Hepsine buradan şahsım adına gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü biliyorsunuz başarılar, çalışmalar hepsi ekiple birliktedir. El ele gerçekleşen bir durumdur. Tek başına hiçbir şey evet, olmuyor, kesinlikle olmuyor. Bu hususta onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. İlk kurduğumuzda zaten derneğe sadece çalışanlar vardık. Sonrasında bir baktık, benim tanıdığımı o tanıyor, onun tanıdığını o tanıyor, onun tanıdığını o tanıyor. Biz kendi içimizdeyiz sadece. Biraz daha büyümemiz gerekiyor diye düşündük. Eczacımızdan tutun, hekimimize ve dışarıdaki birçok ticari anlamda da kurum sahibi olan arkadaşlarla biraz daha genişlettik ama bununla ilgili biraz daha da büyüyeceğiz tabii ki. Ama dediğimiz koşullarda yani yüreğiyle, gönlüyle bizimle olan herkese kapımız açıktır her daim. İnşallah. Hemen şimdi ben tekrar Şerafettin Bey'e dönmek istiyorum. Aslında ikinizden de almak istiyorum bu cevapları çünkü yetmeyecek biliyorum. Özellikle yaptığınız, bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz çalışmalar şöyle bir ufak ufak sıralamaya başlarsak. Süheyla Hanım, bizim için en önemli şey ne? Tıbbi olarak biz kalkıp bir hastaya ilaç veremiyoruz. Biz kalkıp damarından bir iğne yapamıyoruz. Biz bir hastaya pansuman yapamıyoruz. Biz bir hastaya ne yapabiliriz? Ancak ve ancak manevi anlamda duygularını sarabiliriz, yanında olabiliriz. Sahadaki yerimiz aslında bu. Yani bir hekimin, bir hemşirenin olamadığı yerdeki noktada bizlerin olabilmesi. Bizim amacımız neydi? Hastane dışındaki yaşamlarına ortak olabilmek. Onların o koşullarındaki ailesi olabilmekti.
mesailerimizin dışında ev ziyaretleri yapıyoruz. Yani bunun ihtiyaç sahibi olup olmaması önemli değil. Ruhunun ihtiyacı var buna zaten en başta. İnsan evet. olarak ihtiyacı var. Önce yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Sonrasında tabii ki bu durumda, bu pozisyonda sıkıntı yaşayan ailelerimiz yok. Birçok ailemiz var. Maddi olarak yardımlarda bulunmaya gayret gösterdik. Bir sürü onlara moral verebilecek programlar düzenledik. Adını koyduk. Anneler Günü dedik. Adını koyduk. Dünya Kanser Günü dedik. Kanser Haftası dedik. Çeşitli hep sebeplerle isimlerini koyarak biz bu programları düzenledik. Onlar için yaptık. Çünkü gerçekten bu hastalığın üzüntü ve sıkıntıyla, moral bozukluğuyla tetiklemiş olduğu bir hastalık olmakla birlikte karşılığında cevabı da zaten tedavisinde de moral yer alıyor. Biz de sahadaki bu yeri doldurmaya gerçekten gayret gösterdik. Çok önemli değil mi? Tedavide aslında en büyük belki de etken moral. Moralin kesinlikle. Gerçekten yerinde olması. Doğa yürüyüşümüzden tutun, dışarıdaki yemek programlarımıza, tiyatroya ve hastalarımızla şimdi proje içerisine giriyoruz. Bunlar da onların gönüllülük çerçevesinde. Aslında hastalarımız demiyorum, ben gönül çiçeklerim diyorum. Gönül dostları ve gönül çiçekleri diye adlandırdık. Çünkü bu hastalığı zaten kabul etmiyorlar. Mücadele eden, göğüs geren, biz bu hikayenin kahramanıyız diyen insanlar diyeyim ben size. Gerçekten kahramanlar, yürekten ve gönülden mücadele ediyorlar. Onlarla birlikte bir tiyatro çalışmamız olacak ve kendileri oynayacaklar. Kanserle ilgili mesajı kendileri verecekler. Bu hastalığın yenilebilir olduğunu, artık tedavisi olabildiğini, yeter ki insanların duyarlılık göstererek, bilinçleri artırarak ilk teşhisin hayat kurtarabildiği mesajını verebilmek adına sahnede onlar yer alacaklar. Koro müzik çalışmamız olacak. Bunu da onlarla birlikte yapacağız. Bunlar onlar istedikleri için onlarla birlikte yapacağız. Şu ana kadar küçük bir yerde dernek yerimiz vardı. Neredeydi şu anda? Altı parmakta bir yerimiz vardı. Evet. Ama şimdi Pomara'da Emniyet Müdürlüğü'nün yanında Allah kısmet ederse tadilatı bitmek üzere. İnşallah. Bir hafta içerisinde falan yerleşeceğiz. Orada ağırlayacağız herkesi. Emniyet Müdürlüğü'nün yanında herkesin ulaşımına kolay, en azından merkezi bir yerde olmasını istedik ki kapılarımızı herkese açabilelim diye. Bundan sonrasındaki bütün çalışmalarımız da dernekte, işte hastalarımızla olan, çiçeklerimizle olan bütün çalışmalarımız da orada devam edeceğiz kısmet olursa. Evet, ben yeniden Şerafettin Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Şerafettin Bey'in söyleyeceği çok şey var aslında. Değil mi? Tabii. Buyurun dinleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, demin bahsedildi. Gönül çiçeklerimizde, ben tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda. Evet. Tiyatrocu yapıyorum. Bülent Koltukçu kardeşimiz var. Biz onunla uzun yıllar ortaklaşa tiyatro birlikte yaptık. Bugün, şimdi de gönül çiçeklerimizle dedik ki yapar mıyız? Yaparız. Ve onların oynayabileceği acil servis adı altında hastanede olmalarına rağmen güzel bir oyunumuz var, komedi. Gönül çiçeklerimiz oynayacaklar. Biz onları bu oyunun içerisine kapsamını almış olduk. Çalışmaları nerede yapıyorlar? Ofisimiz var. Evet. Ofiste yapıyoruz çalışmaları. Evet. Bir araya geliyoruz. Onlar Hı-hı. geliyorlar. Rahat rahat geliyorlar. Çalışıyorlar da, çünkü öncesinde çok, değil mi? Tabii, çok da azimliler abestiler. Çünkü onu da biliyorum. Çok azimliler. Şimdi evet. biz prova yapıyoruz. Provada onlar bizden daha çok azimliler. Yani bunu, tiyatroyu yapalım, başaralım. Ki bununla ilgili yakında biz çalışmalarımızı sürdürmemizin içerisinde sosyal hizmet konumu dediğimiz noktadan yola çıkarak onların hayatına güzel şekilde anlam verecek, en azından uzun yıllara bir anlam verecek bir film daha yapacağız Allah kısmet ederse. Bu çalışmalarımız olacak. İnşallah. İlerleyen zamanlarda. Ve bizim diğer gönül çiçeklerimizin evlerini ziyaret etmelerimizi Aysun Hanım söylemişti ama burada daha iyi yaptığımız bazı şeyler var. Biz doğum günlerini takip ediyoruz gönül çiçeklerinin. Pastasını alıyoruz, kurabiyesini alıyoruz. Pat, hiç haberi yokken pat diye gidiyoruz. Kapıyı çalıyoruz. Kapıyı çalıyoruz, giriyoruz. Onun o anda doğum gününü kutluyoruz. Evet. Öyle mutlu oluyor ki. Evet, olmaz. Samimi söylüyorum. Ki. Diyebilirim ki artık o hastalığı falan tamamen unutuyor o anda. Sağlam, normal. Senin benim gibi insan. Zaten burada bizim yapmamız, toplumun yapması da gereken bu. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. O gönül çiçeklerini topluma ziyaret de etseniz evinde, ona hasta demeyin ya. Nasılsınız, nasıl oldunuz, nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Ziyarete gidenlere söylüyorum. Bunu yapmayın.
Evine gittiğinizde normal komşuya nasıl gidiyorsanız da pirinç pilavını nasıl yaptığından bahsediyorsanız, ki bayanlar evde oturur bir takım şeyleri yaparlar. O kadar önemli bir şeyden bahsediyorsunuz ki aslında şu anda. Evet. Pür dikkat dinliyorum sizi. Belki de bunları kaçırıyoruz biz. Evet. Yani hastayla karşı karşıya geldiğimiz zaman hastalığı konuşmamız gerekmiyor değil mi? Evet. Kesinlikle. Buyurun lütfen devam edin. Ben evimde özellikle kapının girişine yazmıştım, biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Bu evde hastalık konuşulmaz. Eşiniz hastayken mi? Evet, bu evde hastalık konuşulmaz. Ay, harikasınız. Halen duruyor orada. Konuşulmaz. Bu eve sohbete gelin. Biz, eşim de çok sohbetli biriydi. Biz onun için şimdi oradan yola çıkarak buradan herkese söylüyorum. Komşunuzu hastayken... Kameralara bakarak, şu kameraya bakarak komşunuzu hastayken, lütfen, ziyarete giderken kesinlikle ve kesinlikle ona hasta muamelesi yapmayın lütfen. Kesinlikle hasta muamelesi yapmayın. Gidin evde oturun, konuşun, sohbet edin. Eskiden nasıl sohbet ediyorsa bayanlar, erkekler, öyle sohbet edilsin evlerde. Ki bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle. Bunları yapmak lazım. Şimdi yeni yerimizi tuttuk. Kısmetse bugün yarın taşınacağız. Orada günübirlik etkinliklerimiz olacak. Onun haricinde sağ olsun belirli kurumlarımızdan gelen bazı destek yardımlarımız var. Evlere gıda dağıtımlarımız var. Bunlarla da yine başkanımla biz ilgileniyoruz. Evet. Ekibimiz ilgileniyor. Ve buradan gerçekten diyorum, yaptığımız çalışmalarda gönül şuradan. Gönülden olursa eğer o insanlarla diyaloğunuz çok rahat. Eğer gönülle çalışmasanız Bursa Kanser Derneği'ni yürütemezsiniz. Kısmet olursa ilerleyen Ramazan'dan sonraki kısımda, belki Ramazan'da da yaparız, onkoloji hastanesinin dahi kemoterapi alan hastalarımıza da sabahları su, yiyecekleri, içecekleri, bir takım şeylerin dağıtımını başlatacağız. Hı hı. Bursa Kanser Derneği olarak her sabah nöbetimizi alacağız. Gönül çiçeklerimizden gönüllü olanlar gideceğiz. Kemoterapi alan hastalarımızın ihtiyaçlarını o anda suyunu falan karşılayacağız. Ondan sonra işimize, gücümüze bakacağız Allah kısmet ederse. Hı. Bunu da bu şekilde çalışmalara gireceğiz. Zaten bizim kanser derneğimizin şu anda bir tanesi Yıldırım'da olmak üzere. Orada güzel bir stand verildi. O standımıza da biz buradan... Ramazan ayı içerisinde. Ramazan ayı içerisinde. Evet, ondan bir bahsedelim. Ondan şöyle, buyurun, şunu söyleyeyim ben size. Orada çok önemli bir konuya yer açacağız. Başkanımın fikriydi. Biz medya kuruluşlarını da davet edeceğiz oraya. Halkımızı da davet edeceğiz. Kanser Derneğimizin standından doktorlarımızı da davet edeceğiz. Hemen hemen iki günde bir doktorumuzu davet edeceğiz. İnsanlarla orada sohbet edeceğiz. Yayın oradan yapacağız kısmet olursa. Bazı medya kuruluşlarından bunu sağlayacağız. Ve oradan insanlara yayın yapmak istiyoruz. Kanser Derneği'nin tanıtılması lazım. Çünkü bugün bölgelerimizde, özellikle Yıldırım bölgesinde şu anda yapılan çalışmalarda, ketemler olsun, diğer bugün kendi insanlar tahlillerini yapmaya olsun, çok zayıf gitmiyorlar, çekiniyorlar. Ve bilinçsiz davranıyorlar. Oysa ki oralara gitmeleri lazım. Ki başkanım bahseder şimdi zaten biraz sonra o konulardan. Çünkü bayağı geniş çalışması var o konuda. Belediyelerle ortak yapacağımız çalışmalarla ve halk sağlıkla yapacağımız ortak çalışmayla mahallelerde mesela taramalar yapacağız. Evet, zaten en önemlisi de erken teşhis diyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Bizim şu an en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, mesela halk sağlığıyla yapılan toplantılara da katılıyoruz. Vatandaşlarımızın işte ketem bölgelerindeki başvuru oranlarına baktığımızda Yıldırım bölgesinde bu potansiyelin biraz daha düşük olduğu gözüktü. Biz de bununla ilgili olarak biraz daha sağ çalışmamızı arttırmak istedik. Önce belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladıkları için, bu imkanı sağladıkları için. Çünkü buradaki stand açmamızın en büyük amaçlarından bir tanesi oradaki herkese bunun tanıtımını yapabilmek. Yani dernek tanıtımı yanı sıra kanser hastalığını, insanları bilinçlendirebilmeli, ön yargıları kaldırabilmeli, kontrollere davet edebilmeli, taramalar yaptırılmalı. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki üzüldüğüm bir nokta, karşılaşıyorum da mesela, bazen pembe tırı duymuşsunuzdur. Evet. Halk sağlığına bağlı, işte bölge bölge bazen kurulumu gerçekleştirilir ve taramalara davet edilir vatandaş.
Bize geldiğinde diyor ki işte o tırın önünden geçerken dedim ki gayri ihtiyar bir kan tahlili vereyim, öyle geçeyim. Yani yaptırmak istediği için değildi, keyfi kedar geçerken uğramış pozisyonla ve anlatıyor. Ve ne çıkıyor sonra? Dördüncü evre kanser çıkıyor. İşte bunlara mahal vermeyelim, bu noktaya gelmeyelim. Özellikle erkeklerimiz bu konuda biraz daha duyarsız. Yani kadınlar bu konuda biraz daha herhalde yaşamayı seviyoruz bizler. Evet. Erkekler evet. biraz daha bu konuda çekimser davranıyor. Erkekler galiba biraz kadınlardan hadi git yaptır diye belki teşvik de bekliyor eşlerinden, ailelerinden. Galiba öyle bir durum da var ama. Öyle bir şey değil. Aslında cesaret eksikliği var biliyor musunuz? Öyle mi? Yüzleşmekten korkuyorlar. Birçok erkekte bu var. Yani hep şunu söylüyoruz, davet ediyoruz. Diyoruz ki buyurun işte taramalarınızı yaptıralım sağlığınız için. Evet. Aldığımız cevap ne biliyor musunuz? Kanser olduğumu bilerek ölmek istemiyorum. Yani bilmeden öleyim. Yani öyle bir şey oluşmuş ki artık insanlarda. Kanser eşittir sanki ölüm gibi. Aslında evet. Tıbbın belli bir noktaya geldiğini, bu hastalıkta belli bir aşamaya geldiğimizi, çok büyük yollar katlettiğimizi, tedavisinin mümkün olduğunu bile bilseler, belki de bu şekilde davranmayacaklar evet. yani. Biz erken teşhis derken herkeste bir kanser hücresi var. Zaten var. Hepimiz potansiyeliz var. Bunun için. Evet. Yarının bizlere neler sakladığını bilmiyoruz. Öncelikle bunu bilip bunu kabul etmek gerekiyor. Yani toplum dışı bir canlı değil bir kanser hastası. Evet. O da bir insan, ben de bir insanım. Ben de taşıyıcıyım, o da. Kanser nedir? Zaten hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Var olan hücrelerin kontrolsüz evet, çoğalması. Kontrolsüz çoğalması. Önemli olan zaten bunu ilk evresinde yakalayabilmek, kontrolü ele alabilmek, gerekli müdahaleleri yapabilmek. Bir de özellikle şu konu da çok önemli. Buradan tüm vatandaşlarımıza, tüm izleyicilerimize seslenmek istiyoruz. Hani şöyle düşünmeyin sevgili izleyiciler. Ya hiçbir ağrım yok, hiçbir sızım yok. Neden doktora gideyim diye? Çünkü öyle kanser türleri var ki hiçbir belirti vermeden dördüncü evreye kadar gelebiliyor. Dediğim gibi az önce. Ve birdenbire neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz ama benim hiçbir şeyim yoktu demek artık o noktadan sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Lütfen erken teşhis. Kesinlikle. Erken teşhisin işte önemli burada vurgulamaya evet. çalışıyoruz. Ramazan'dan sonrasında, Ramazan'da söylediğimiz şekilde bu bölgede bu şekilde bir saat çalışmamız var. Ramazan ayından sonra hemşeri derneklerimizin birçoğuyla bir toplantımız söz konusu olacak. Bir araya geleceğiz. Ve biz hemşeri dernekleriyle herkes kendi ilindeki vatandaşını davet etsin, birlikte çalışalım. Yani biz de bunlara dahil olarak. Sonuçta hemşeri dernekleri diyorum ya kendi kültür ve faaliyetlerini ayakta tutmak için ayakta duran bir ekip olması da gerekiyor. Çünkü kendinden sonraki nesillerine de kendi kültürünü anlatarak tarihini bilerek bırakacağı bir nesil olması gerekiyor. Hepsi de ayrı bir zenginlik değil mi? Tabii bizim ki için, hepsi ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik. Evet. Ama ben şunu da söylüyorum. Bu sadece kültürel faaliyetlerimiz olmaması gerekiyor. Eğer bir hemşeri derneğimiz varsa o koşullarda kendi vatandaşının birçok şeyine toplu olarak destek sağlayabileceği projeler de üretmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi de sağlık. Bugün birçok dernek beni arayabiliyor. Bir hemşerimizin şöyle bir sıkıntısı var, yardımcı olabilir misin? Tabii ki elimden geleni yaparım, amenna. Ama ben istiyorum ki işte hep birlikte el birliği yapalım, hep birlikte senin hemşerine de koşayım, diğerine de yani sen de benim de birlikte. Daha çok kitlelere de ulaşmış olacak. Kesinlikle. İşte erken teşhis, erken tanı yine burada var olacak. Ve belki de bir yıl sonra, iki yıl sonra kanserle mücadele etmek zorunda kalacak olan bir kişi bu erken tanı sayesinde, erken teşhis sayesinde çok daha kolay yoldan sağlığına kavuşmuş olacak. Tabii ki yani gidip bizim bir kapı kapı gezmemiz başka bir şey. Buyurun işte evet. kanser taraması yapacağız demek başka bir şeydir. Ama bir hemşire derneğinin kendi vatandaşlarına, kendi hemşirelerine bunu güzel bir şekilde duyurusunu yapıp oraya davet etmesi çok farklı olacaktır. Böyle bir ortak çalışmamız olacak Allah kısmet ederse. Bayramdan sonrasında tabii ki tarama programlarını yapacağız. Ya tabii ki orada şey olayı var. Yani hemşeri dernekleri niye kurulmuş? Hemşeri dernekleri sadece kendi hemşerilerini toplayıp yemek vermek, kendi elbette. Şeylerini, anılarını, şunları bunları tazelemek için sosyal ama sosyal anlamda güçlendirmek, sosyal anlamda sağlık güçlenmek anlamında istiyorsalar eğer eğitim, oradaki mi? Kendi toplumunun sağlığını da düşünecekler. Evet. Sağlıksız bir toplumla hemşeri derneği olmanın bir anlamı yok. Ben buradan bütün erkekler dedi ya, şimdi erkeklere şöyle bir şeyde bulunuyorum sürekli. Tanıştığım her arkadaşa
tahlilini yaptırdın mı diye sordum mu? Ya aman dediğinde diyorum ki araban var mı diye soruyorum. Var diyor. Bakımını ya, yaptırıyor arabanın her ay bakım, her yıl bakımını yaptırıyor musun? Yaptırıyorsun. Ses gelince diyorum tamirciye gidiyor musun? Gidiyor. Ya araba senden değerli mi diyorum. Değil mi? Yani. Ya ne kadar canın, basit bir örnek aslında. Arabayı kazanan sen değil misin diyorum. Ben bunu hep örnek olarak veriyorum ve buradan da diyorum yani gerçekten. Arabanızdan ses geliyorsa, sizden de eğer öksürüyorsan, ses geliyorsa, bir rahatsızlık, sıkıntı varsa vücudunuzda... Olmasa bile. Olmasa değil bile. Değil mi? Çünkü çok ya, sinsi ilerleyen türleri var. Yani, olmasa bile. Biz rutin kontrollerimizi yaptıracağız. Kesinlikle. Bizim hatta yaptığımız bir konu daha var. İşte bağlantılar kuruyoruz fabrikalarla. Evet. Fabrikalardaki işçilere doktor götürüyoruz. Toplu olarak. Toplu olarak. Daha, evet. Orası da iş çıkışında bir saat geciktiriyor. Bir saat boyunca oradaki hastalarımıza... Oradaki insanlara, işçilerimize potansiyel şekilde anlatılıyor ve işte bir ismini vermeyeyim fabrikanın bir tanesinde gittiğimizde ya söylesem mi söylemesem mi diyor, ben duyuyorum başkanının doktor hanım orada anlatırken o vatandaş bana diyor ki acaba söylesem mi söylemesem mi diyor. Hayırdır ya bende öyle bir rahatsızlık var da acaba gitsem mi gitmesem mi şimdi söylesem mi zamanı mı diye biz hemen onu devreye soktuk ki oradan sanıyorum ki iki tane üç tane erken teşhis çıktı. Yani, bu çok yani, önemli bir yani şey. Bir aslında, pardon, çok özür diliyorum. Buyurun, bir tane büyük sıkıntımızın bir tanesi de özel sektörde çalışan insanların hafta içerisinde işte sağlıkla ilgili alacağı hizmetler 8-5 arasında gerçekleşiyor. Evet. Ve bu insanlar bu konuda işte mağdurlar. Çalışan kesim özellikle. Kesinlikle özel sektörde çalışan maalesef insanlarımız bu konuda gerçekten mağdurlar. Bununla ilgili ya devletimizden bir tedbir söz konusu olacak ya da işverenimiz bu konuda bir müsamaha gösterecek. Bu konuda onlar bir destek çalışması yapacaklar. Çünkü resmi kurumlarda çalışan insanlar için pek sıkıntı olmasa da özel sektörde çalışan insanların birçoğunda bu sıkıntıyı yaşayabiliyoruz yani. Evet. Ben de şunu ilave etmek istiyorum. Özellikle hani vatandaşlarımız örnek veriyorum. Bir hastalıkla karşılaşmış kişinin belki kendi bütçesi iyi olabilir. Ama şöyle bir dışarıdan baktığımızda aynı zamanda erken teşhis ülke ekonomisi anlamında da çok büyük bir güç değil mi? Yani bunu sadece şahsi olarak düşünmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Tedavi sürecindeki hastane içerisindeki giderler, cihazların kullanımı evet, çok maliyetli. Ve cihazlar bu tarafına çok baktığımızda tabii aynı zamanda kemoterapisi, tedavisi her evet, şeyiyle bu devletimiz için de sonuç itibariyle bir yük. Bu tarafına baktığımızda hasta için de ayrıca bir yük. Ve burada zaten eksik noktada bıraktığı da bizi hastada götürmüş olduğu şeylerdi. Bir tanesi de dediğim gibi çocuklardaki eğitim. Çok üzülüyorum. Allah kısmet ederse Eylül evet, ayında böyle bir projeye girmek istiyoruz ondan bizler. Ondan da bahsedelim mi Aysun Hanım? Evet. Yani gerçekten üzülüyorum. Ben bazen bana yazılı olarak mektuplar geliyor. Hastalarım tarafından kendi çocukları için istemiş olduğu şeyler. Şu an inanın bana tüylerim bile ürperiyor. Anlatırken zorluk çekiyorum. Eylül ayında Allah kısmet ederse onların çocuklarını eğitime kazandırmak adına bir proje oluşturacağız. Bütün halkımızı davet edeceğiz, destek alacağız ve onların çocuklarını okutarak topluma kazandıracağız inşallah. Böyle de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bugün dışarıya çıktığımızda herkes yaşıyor bunu. Sokaklarda işte çocukların bir takım şeylere itildiğini, lambalarda. Evet maalesef. Bunlar gördüklerimiz bir de değil bunlar mi? Bunlar gördüklerimiz. Bir de görmediklerimiz var. Ya. Sokaklarda uyuşturucu esrar bazında birçok kötü alışkanlığı olan çocuklar var ve bunların tedavisiyle mücadele eden bir devletimiz var. Ama biz daha öncesinde bunlara sahip çıkarsak eğer belki bunlarla mücadele etmek yerine topluma insan kazandıracağız. Bütçemiz onları tedavi etmek için değil de kazanmak için harcayalım diye düşünüyorum. Yani temelden güçlendirirsek, temelden sağlam tutarsak zaten kesinlikle, üzerine katlar çok kolay çıkacaktır evet, değil mi? Eylül ayında onlar için bir projemiz olacak. Kanser hastalarımızın, çocuklarımın giyiminden tutun, okul ihtiyaçlarına, yıllık okul masraflarına kadar her türlü bu projeyi canlandıracağız Allah kısmet ederse. Ve bu şekilde de bir güzel bir çalışmamız olacak. Tabii burada İnşallah, da bütün halkımızı da davet edeceğiz. Biz öncelikle Bursa TV olarak yaptığınız çalışmalarda her türlü
izleyicilerimizle paylaşmak adına programlarımızda yer vermeye hazırız. Teşekkür ederiz. Yani insan bazen elinden belki şahsi olarak bir şey gelmiyor ama manevi anlamda. Manevi anlamda özellikle kurum kuruluşların burada çok büyük önemleri var diye, katkıları var diye düşünüyorum. Ve buradan bence hem Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle bunu siz söylemediniz ama ben söylemek istiyorum. Lütfen böylesi çalışan derneklere destek olalım. Bu aslında hani gören gözümüzün, konuşan dilimizin bir şekilde fitresidir, zekatıdır vücudumuzun. Kesinlikle. Allah'ın bize emanet etmiş olduğu, vücut vermiş olduğu. Evet. Evet, bütün azalarımızın hani fitresidir, zekatıdır deyip lütfen böylesi önemli derneklerimize, çünkü her dernekte, şunu da belirtelim, her dernekte hakkıyla işini yapmıyor ama bugün dönüp baktığınızda ve her şeyleri açıktır. Buraya programlarımızı aldığımız özellikle böyle derneklerin evet, tamamen açıktır. Nereye gitti, yaptığımız yardımlar ne oldu, baştan sona takip etme şansları var. Bu da zaten... Bakın orada şunu da söyleyeyim. Lafınızı valla kesiyorum. Estağfurullah. Biz buradan bize yardım eden dostlarımız var. Biz kimsenin elinden paramarı almıyoruz. Evet, evet. Yaptığımız iş şunu söylüyoruz. Bizim şu kanser derneğimizin hastalarımızın şuna ihtiyacı var. Kendi elleriyle götürüp teslim edebilirler verilen şeyleri. Biz onu onlar da tatsınlar, onlar da görsünler, gelsinler ki içinde utka kalmasın, yaptığı hizmetin tadını alsın. Evet, o da daha çok hizmete götürür insanı. Ve görsün, gözüyle şahit olsun. Biz getirip bize elimize şunu verin demiyoruz ve almıyoruz da. Biz yaptığımız işlerin hepsinde, bütün hepsinde, her şeyimizde kesinlikle vatandaştan biz şunu diyoruz. Buraya bir çivi gelecekse o çiviyi kesinlikle kendinin getirmesi, elinden yani alıp getirmesi. Çünkü parayı verdiğinde acaba, çünkü piyasada maalesef yaramazlık o kadar yapan, çok o kadar var çok ki, dernek var ki insanların zaten ismini kullanıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Evet, bunlara bundan da zaten dolayı prim vermesinler. İşte, neden prim kesinlikle vermesinler? Hani şunu da düşünmeyin sevgili izleyiciler. Ben işte verdim, benden çıktı. Yo. Allah kabul eder. Böyle bir şey yok. Gittiği yeri de bilmek zorundayız. Nereye gittiğini. Bu bizim yine görevlerimizden bir tanesi. Kesinlikle. Vecibelerimizden bir tanesi aslında. madem bir yardımda bulunacağız, madem örnek fitre zekat bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bizim bu konuda zaten bir çalışmamız var. Geçen sene de bunu uyguladık. Çok da güzel oldu. Evet. Örnek veriyorum. Sizin vermiş olduğunuz yardımda kişiyi ulaştırdığımızda telefonla konuşturup helalleştiriyoruz. Kendi yani, gelmiyorsa bile. Kendi gelemiyorsa da telefonla konuşturuyoruz. Birlikte helalleştiriyoruz en azından. Onu yapma şansımız da oluyor, güzel oluyor en azından. Hemen bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü çok ince noktalara değiniyorsunuz. Özellikle çok güzel bir ay içerisindeyiz ama her şeyi yapmanın da bir adabı var. Yardım Tabii etmenin ki. De bir adabı Tabii var. Ki. Maalesef sosyal medyada yapılan paylaşımlar, işte rahatsız hastalarımızla çekilen fotoğraflar, evine erzak paketi götürülmüş, evin o durumu fotoğraflarla paylaşılmış. Bunları yapmasınlar değil mi? Ve verirken incitmeden, kırmadan, üzmeden, o mağduriyetlerini yüzlerine vurmadan, hediyeleşircesine vermeleri gerekiyor. Kesinlikle. Buna katılıyorum ama bazen şöyle bir şey de var. İnsanlarla da yüzleştirmek gerekiyor. Ondan bahsetmiyorum. Tabii evet, ki yüzleştirmek mutlaka. Yani kesinlikle. Kişi çünkü tanımak ister. Belki sizin dışınıza da gidip ziyade Süheyra Hanım, yardım şöyle etmek şey ister. Öyle insanların varlığından haberleri yok. Evet, evet. Bazen bizim şahit olmaları gerekiyor değil mi? Şunları yaşıyorum ben. Diyorum ki işte böyle böyle bir projemiz var. Destek olmak isteyen var mı ve olabilir misiniz dediğimde. Şu cevabı aldığım bile oluyor. Teşekkür ediyorum sana. Çevremde hani yardım taşıyabileceğim bir insan yok, bilmiyorum, tanımıyorum. Evet. En azından buna vesilesin deyip bana gelen insan bile var. Değil mi? Bu çok önemli çünkü insanların bilmedikleri de var, görmedikleri evet de var. Ha şu var, biz bütün çalışmalarımızda zaten iznini almadan hiçbir şekilde bir paylaşım yapmıyoruz. Böyle bir şey, onun mahremiyetine saygı göstererek zaten hareket etmek zorundayız. O en güzeli, en doğrusu. Evet. Benim kastettiğim sadece şuydu. Kişi yüzden zaten kişiye, evet haklısınız. Yani hani ondan izin almadan yapılan paylaşımlar var. Onun o aciziyetini gerçekten çok onun fazla mahremiyetini kullanarak olmasın. Yani bunlar tabii olmasın. Tabii ki doğru değil. Onun gibi mesela hastane içerisine gelip elinde bir tane evrak sokakta veya dışarıda
işte çoluk çocuğundan tutun kişileri bile şekillere sokarak, işte tedavi görüyor, tedavi masrafları için deyip evet. insanların duygularını kullanmaya çalışan insan çok, bunu kendi hastanemizde çok yaşıyorum ve ben çok tepki gösteriyorum. Evet. Yani bunu yapacaksan saha dışına çık. Başka bir yerde bu çalışmanı yap. Bunu kendine meslek edindirdiysen artık. Sonuçta buradaki insanların duygularını kullanma. Bunlar evet. zaten sıkıntıyla buradalar. Mecburi koşullarda buradalar. İsteseler de buradalar, istemeseler de buradalar. Bir yani. De hazır ona değinmişken özellikle vurgulayalım. Burada programlarımızda vurguluyoruz. Dışarıda elinde belgelerle işte biz şuyuz, biz buyuz. Hiçbir hakkıyla çalışan dernek dışarıda sizden para toplamaz. Evet. Talepte bulunmaz. Lütfen değerli izleyiciler bu konuya dikkat edin diyeceğim ama vaktimizin de sonuna geldik. Öyle mi? Son 5 dakikamızı hiç anlamadık. Konuşacak çok şeyimiz vardı. Ben hazırlıyorum yani, kafamda hemen şöyle, bir de şöyle bir şey daha var. O konuda çok önemli, onu anlatmayı. Evet lütfen hemen çabuk çabuk alalım. İstiyorum çünkü o dernekler yardım alacaksa zaten valilik izni gerekir. Evet. Yani o kağıt için valilik kusura bakmasın kimse izin vermiyor. Bu konuda da kimse kendini kullandırmasın. Bu da çok net ve açıktır sevgili izleyiciler. Lütfen kime, nereye yardım yapacaksanız kendi gözlerinizle görün, kulağınızla duyun istiyoruz. Evet. Evet buyurun. Şimdi bundan sonra konaklama projesi konaklama dediniz. Konaklama projemiz evet. var. Evet. Hemen alalım. Projemiz var. Onunla evet. ilgili çalışmalar içerisindeyiz. İl dışından gelen hastalarımız için Allah kısmet ederse. Şu anda belli bir aşamada, çünkü bizim hastalarımız biliyorsunuz bölge hastanesi olduğu için dışarıdan gelen hasta potansiyelimiz çok fazla. Evet. Otel fiyatlarını biliyorsunuz. Zaten hastalıkla birlikte yaşamış oldukları maddi sıkıntılar yüzünden bunların da yükünü kaldıracak durumda değiller. Ya işte hastanede bantlar üzerinde veya dışarıda arabalarında, yerde battaniyelerde yatan insanlarımız çok fazla. Bizler de Bursa Kanser Derneği olarak böyle bir projede yer almak istedik. Kendimize böyle bir yol çizdik. İnşallah Allah kısmet ederse yakın bir zamanda da bu projenin imzasını atacağız ve il dışından gelen hastalarımızı Bursa'da rahatlıkla kendi evlerinde kalır gibi ağırlayabileceğiz. İnşallah bu da çok önemli hizmetlerden çok önemli bir tanesi. Hizmet kesinlikle. Kesinlikle. Evet buyurun. Ki ben buradan Ramazan ayı münasebetiyle bütün Bursa'lı hemşerilerimize Ramazanlarım mübarek olsun. Bir ay boyunca biz Yıldırım Belediyesi'nin yerleşke bayrak alanında olacağız. Onlara kanser derneği olarak güzel broşürlerimizle tanıtımlarımızı yapacağız. Tabii orayı bize veren Yıldırım Belediye Başkanı'na İsmail Hakkı Edebali'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek oluyor kendisi. Ondan dolayı kendisine buradan sizin aracınıza teşekkür etmiş olalım. Diğer belediye başkanlarımıza da aynı şekilde. Ki biz kanser derneği olarak Bursa'da vatandaşımızın hizmetindeyiz. Ve gerçekten her türlü konularında bize ulaşabilirler. Sanıyorum ki Açın Hanım'ın telefonunu çoğusu biliyor. Evet. Ona ulaştılar mı o bize anında ulaşıp sadece teslim ediyor. Sadece bizlere de ulaşabilirler. Bizlerden tabii de sizin numaralarınızı, sizin aracılığınızla numaralarınızı kesinlikle, alabilirsiniz. Bir sakıncası yoksa yine de verebilirsiniz. Evet, tabii ki. Buyurun. 0541-745-0016 numaradan bizlere ulaşabilirler. Facebook'tan küçük harflerle Bursa Kanser Derneği yazıp sayfamızı beğenip takip edebilirler. Bursa Kanser Derneği org.tr'den de web adresimizle yine bizleri takip edebilirler. Ve ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Ramazan ayına giriyoruz. Evet, herkese hayırlı, sağlıklı, bereketli, huzur dolu. Ülkeme, devletime, milletime, tüm halkımıza bir Ramazan diliyorum. Rabbim bizlere hayırlı bayramlar nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bunun olabilmesi için de herkeste öncelikle sağlık olabilmesi şart. En güzel bayram, en güzel insanın zenginliği, sağlığıdır. Bu toplumumuzda da dile gelen bir sözcüktür. Onun için şunu söylemeden edemeyeceğim, lütfen. Önce kendimiz için, sonra sevdiklerimiz için. Eğer yaşayacaksak kaliteli yaşayalım. Evet, hastalık Allah tarafından gelen bir şey, meşaketi var, tedavisi olan bir şey. Ama bunu önce kendimiz için yapacağız. Tedbirimizi alalım. Lütfen önlemlerimiz için, başvurularımızı yaparak. Yani bunun için ücret ödemiyoruz. KETEM'de ücretsiz olarak sağlık taramalarımızı yaptırıyoruz. Bu da çok sağlık önemliydi. Sağlık güvencesi olmayan bir kişinin bunun için çekinmesine gerek yok. Hiçbir yani, ücret talebi olmadan, KETEM'de bu ücretsiz evet. kontrollerini yaptırabiliyor. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin kapısı biliyorsunuz sınırsız bir şekilde açık. Herkese evet. hizmet verebilmekte bu konuyla alakalı diyorum. Erken teşhisin hayat kurtardığını biliyoruz.
kendimizi ihmal etmeyelim, sağlığımıza önem verelim lütfen ve taramalarımızı yapalım. Allah'ın bize emanet ettiği canı da en iyi şekilde teslim edene kadar en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bunun da altını çizelim. Aynen, diyeyim. Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım diyorum. Evet. Kesinlikle. Ben program konuğum olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. İnşallah projeleriniz gerçekleştiğinde tekrardan i̇nşallah. Sizlerle. Süheyla Hanım, sizleri inşallah orada ağırlayacağız. İnşallah. Yeriniz açıldığında. Bizler de üzerimize düşen ne varsa. Bursa TV'yi oradan canlı yayınla ağırlayacağız inşallah. Ev sahipliği yaptığınız için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlerin aracılığıyla belki birçok insanda birçok ışıklar yakabildiğimizi düşünüyorum ben. Çok sağ olun. İnşallah hayırlı programlarda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim bizler. Çok teşekkürler. Yönetim adına çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Tatlı Sohbetler izleyicilerim. Bugünkü program konuklarım Bursa Kanser Derneği Kurucu Başkanı Aysun Arslan ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkanı Şerafettin Torun'du. Yaptıkları çalışmaları değerlendirdik kendileriyle birlikte. Yarın bir başka programda başka konuklarla karşınızda olmak üzere. Sağlık ve sevgiyle. Hoşça kalın.